Merhabalar arkadaşlar, yepyeni bir Ebeveyn Game videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Kontraband Polis Simülatör'de kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Lafı çok uzatmıyoruz, direktman bodozlama oyunu dalıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım, devam et dedik. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ayağınıza o güzel, yüreğinize sağlık. Bakalım bugün bizi nasıl bir gün bekliyor sınırda. Hoş geldin Renos'cum. Ebem süreyi 10 dakika. Oğlum süreyi yayın başlattığımızda başlatıyoruz ama canım şimdi. Haksızlık yapmayın yani. Önemli bir arama. Karakoldaki büroya dön ve yeni emirleri al. Allah Allah. Hayırlı işler bakalım daha. Bismillah lan, daha yeni başladık. Alo. Yoldaş, Karat Otel'den gelen çığlıkların olduğu şeklinde bir ihbar aldık. Ana! Otel zaten birkaç yıldır kapalı. Bu yüzden olay daha da şüpheli bir hal alıyor. Oraya git ve neler olduğuna bir bak. Gençler, şurada bir tane otel var ya. Bir dakika, bizim silahımız ne durumda? Abo, mermimiz de yok ha. Arkadaşlar şuradaki otele gideceğiz. Otelde bir ihbar almışız. Gidiyoruz bakalım. Hadi hayırlısı. İyi günler yoldaş komutan. Ben göreve gidiyorum. Hadi bismillah. Abi otelde bir şey varmış ya. Otelden çığlık geliyormuş. Otelin yerini biliyorum. Hemen şu ileride sağa döneceğiz. İleride solda kalıyor otel. Aha bak burada, bak. Motel Karat. Hayırdır? Ne olmuş burada? Bırakalım bakalım arabayı şuraya. Al abi silah. Kürek değil lan silah. Bırakın beni. Zaten size hiçbir şey söylemeyeceğim diyor. Binaya girişi bul. Abi biz bu bölümü oynamış mıydık ya? Aga bura var ya, ben bir şey söyleyeyim mi? Ben burada patates olurum. Benim silahım yok. Aa, direnişçilerim bak. Buradan mı giriş var? Abi burada başımıza iş al. Aha kapı. Ananı! Ananı avradını! Yani totomda patladı bomba. Lokumu bize yedirdiler. Yemin ediyorum lokumu bize yedirdiler. Hah tamam. Dur abi bir dakika, bombayı önce eline al. Yemin ediyorum rezil olduk. Rezil olduk. Abi şimdi burada tabanca ile girelim. Abi bomba... Hacı Bekir lokumu elimizde patladı abi. Çok net bir şekilde Hacı Bekir lokumu elimizde patladı. Abi önce kapıyı açıp bak şimdi. Önce kapıyı açacağız. Kapıdan içeri gireceğiz. Bombayı öyle sallayacağız. Tamam bir dakika. Abi gülmeyin. Bak ben bomba atma özürlü bir adamım. Abi harbiden ben bomba atmayayım. Ben Allah ne verdiyse silahla... Dur lan. Dur. Senin ağzınıza tükürürüm. Dur abi dur. Dur abi dur. Ananı avradını. Koş. Mermi bitti. Şimdi siz benim niye PUBG oynamadığımı anlamışsınızdır herhalde. Aha burada herif. Dur lan dur, çözeceğim seni. Bir dakika, mermi alacağım. Oh, makineli tüfek cephanesi. Bunda ne var? Tüfek mühimmatı. Bunda ne var abi? Silah cephanesi. Oh. Oğlum ben nasıl gümrük polisiyim, ben anlamadım zaten. Yemin ediyorum anlamadım ben bu olayı. Ne yapıyorsun lan? Piotr. Çöz bakayım. Tam zamanında geldin. Oberankov'un haydutları beni Kanlı Yumruk'a teslim etmek istedi. Adım Piotr Kafka. İçişleri Bakanı'nın asistanıyım diyor. İsyancılar bir süredir beni arıyorlar. Saklandıkları mekanlara yapılan saldırıların ayrıntılarını bildiğimi biliyorlar diyor. Çabuk çöz beni ve buradan gidelim. Birazdan burada olurlar. Şimdi arkadaşlar bir önceki oynadığımızda biz bu vatandaşı serbest bırakmıştık. Aynen biz artık Kanlı Yumruk'tayız. Kanlı Yumruğu savunuyoruz. O yüzden abi ne yapıyoruz? Bırakıyoruz abi. Serbest bırakmıyoruz. Ne yapıyorsun be aptal? Beni bırakma burada. Yardım et. Binadan çıkarken politikacının yalvaran çığlıklarını hala duyuyorsun. Duruma şaşıran isyancılar değerli bir memuru alıyor ve hızla otelden ayrılıyorlar. Raporunda Oberankov'un adamlarıyla bir çatışmayı anlatıyorsun ama Kavka'nın kaçırılmasını kasten gizliyorsun diyor. Geç. Abi $1200 görev verdi. Çok iyi. Tamam. Ben gidiyorum yatmaya ya. Bugün ulan bomba elimizde patladı 2 defa ya. Abi hainlik yaptık. Kabul ediyorum. Bu arada atacağınız her bir jeton yayın süresini uzatıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. 34 dakikamız kalmış. Devam ediyoruz. Uyan yoldaş, önünde Acaristan'da olacak harika bir gün seni bekliyor. Hadi bakalım birazcık sınırdan geçenleri kontrol edelim. Şimdi arkadaşlar 2 tane kaçakçımız vardı. Birinin plakası 5JH, birinin de uyruğu Acaristan'da arkadaşlar. Aynı zamanda Covid aşı kartlarına bakıyoruz. En az 2 hafta öncesinde aşı olmuş olmaları gerekiyordu. Uzatmıyoruz, çağırıyoruz. Gel bakalım Baboli. Abi biraz hainlik yaptık, aynen. Talacım hoş geldin. Merhabalar, merhaba hoş geldiniz. Evraklar. Eliz Igonin. Evet isim tutuyor. Aa Acaristanlı bu. Bak bu kaçakçı olabilir. Bir dakika, sen bir in bakayım aşağıya. İner misin aşağıya? Aşağı in aşağı. İn kardeşim. İn bakayım. Hadi koçum. Bir mor ışık yapalım sana. Allah! Sıçtın oğlum sen. Arkadaşlar görüyor musunuz yılan simgesini? Küfür etme. Küfür etme karaktersiz. Küfür etme bak. Kaçak sigara sokuyorsun içeri. Adi köpek. Abi Aceristan Allah! Oha! Kaportada da var, lastikte de var. Ne yapıyorsun? Bak küfür etme. Oha be birader. Bu nedir ya? Aa boş yerimiz yok. Dur. Dur abi dur sen. Dur dur. Hemen depoya bir bırakalım abi şunları. Bu değil lan. Sen gel buraya. Sen git. Şu. Abi bizim amma çok eşyamız varmış ya. Bizim bunların bir kısmından da şey yapmamız lazım. Bak tabanca mermisi çok var. Silah şeysi çok var. Bunları kullanmıyoruz da biz yani. Şu gaz borusunu bırakalım abi. Ondan sonra başka şu levyeyi de bırakalım. Şunun da bir kısmını bırakalım. Üzerimizde taşıyacağımız eşyamız kalmadı yani. Abi önce tutukla kaçıyor diyor. Yok abicim o kaçamaz o. Kaçamaz o, ben onun aklını alırım. Şu lastiktekini de alalım. Başka var mı? Vallahi ön lastikte de var. Bak bakar mısın abi? Abi aynen depodakileri araca yüklememiz lazım. Şimdi bir dakika şunu bir komple bir kontrol edelim de arkadaşlar. Arabanın ön tarafta bir şey yok. Tamam buralar temiz. Oha koltuğa da koymuş adi köpek. Dur abi bunu da bıçakla bakmamız gerekiyormuş. Taktik bıçağımızla bakalım. Bak bana küfür edip duruyorsun. Sokacağım şimdi bıçağı buradan bir tarafına. Tutuklan lan sen. Hadi nereden? Karakteri bozuk adi köpek. Yürü. Şunları da gelmişken araca yükleyelim abi. Ama bizim aracımızı değiştirmemiz lazım. Bizim araçta abi çok az yer var. Zavet var ya elimizde. Diğer araca yüklememiz lazım ya. Abo bizim çok işimiz var. Çok düzenleme yapmamız lazım. Çok. Çok abi. Başka var mı? Bu herif de sanki böyle bulduğu bütün deliklere bir şey sıkıştırmış gibi bir hava var arkadaşlar. Kesin bu arka koltuktaki valizlerde falan da var ha. Bak. Ana gördün mü? Bak. Bak. Burada da var. İn bakayım sen aşağıya. Dur bakayım bunu neyle? Hadi. Allah baltam gitti. Ay ağzına tüküreyim. Balta? Neyle dürteceğiz bunu? Ya abi ben niye ekipmansızlık yaşıyorum ya? Vallahi ekipmansızlık yaşıyorum ya. Racican diyor ki abi yayınları biraz daha erken açsan olmaz mı? Sabah 7'de iş var diyor. Abi ben saat 10'dan beridir yayındayım. Bu arada herkes mermi yer mi'den bir sürü jeton gelmiş. 30 dakikaya uzatmış yayınımızı. Arkadaşlar atacağınız her bir jeton yayını uzatıyor. Bilginiz olsun. Yok abi bu buna işlemiyor. Bizim acilen bir şey bulmamız lazım. Bunu neyle kıracağız biz ya? Vallahi billahi bunu bir şeyle kırmamız lazım bizim ya. Bu da kırmıyor. O da kırmıyor. Allah Allah. Allah Allah. Neyse şuradaki malzemeleri bak buraya da sıkıştırmış. Burada var mı bir şeyler? Yok burada da yok. Ya burada görüyorum kaçak malı alamıyorum iyi mi? Kafayı yememek işten değil yani. Şunu da dürtsek. Yok abi illa balta istiyor. Bak şunun içini... Balta abi baltamız yok baltamız. Baltamız yok yani yapacak bir şey yok. Şu makineli tüfekle ateş etsem ne olur? Yok abi hayatta etki etmiyor. Neyse şunların içinde bir şey var mı bakalım. Bunlar canlı tavuk zaten. Bu da canlı tavuk mu? Evet abi hareket ediyor. Bir de şuna bakalım. Yok bunun içi temiz. Abi bizim Vlat'a gidip Vlat'a uğramamız lazım. Oradaki şeyi alamayacağım artık. Al kardeşim. Abi levye olmuyor, levye olmuyor. Orada şey çıkıyor ya, balta işareti çıkıyor ya. Balta işareti çıkıyorsa o baltadan başka bir şeye izin vermiyor abi. Şimdi sadece şuradaki arabayı değiştirelim. Daha bizim o şeyli, ne onun adı? Daha fazla yük alabilen araca çevirelim. Çünkü bu zavetli olmaz o iş. Ustad. Şu arabayı bir değiştir, grazluk yap bakayım. Evet abi şimdi bak şimdi bu grazdukla biz bu işi koparırız. Bak burası bunun güzel deposu. Bir dakika arkadaşlar şimdi hemen depoya gidiyorum. Depodaki fazlalıkları oraya atmamız lazım. Yoksa bizim halimiz harap. Hayır kaçakçıyı yakalayacağız anasını satayım şey yapamayacağız. Bak burada bayağı yer var. At bunları at abi. Oh be rahatladı yemin ediyorum. Allah bunlar değil lan. Ha tek tek atabiliyormuşuz lan. Bendeki şeyleri de şuraya atalım. Şimdi bunları da arabaya. Oha arabada yer yok. Bu araba da doldu iyi mi? Bir de Vlad'ı çağıralım arkadaşlar. Bir de Vlad'ı çağıralım. Vlad'dan da bir de eşya alalım kendimize. Şöyle cephanemizi falan ayarlayalım. Bak 3000 dolara yakın paramız var abi oyunda. Tedarik aracını ara. Evet abi yoldaş alet tedarikçisi geldi. Tamam süper. Şimdi eksiğimizi gediğimizi koyduğumuz zaman arkadaşlar daha iyi olacak. Selamlar Vlad'cığım. Şimdi kardeşim sen bana bir tane balta ver. Şu taktik bıçağı at kardeşim. Bana şöyle güzel temiz bir taktik bıçak ver. Yabayı da atalım abi. Şöyle temiz bir yaba alalım. Kürek gidiciymiş. Küreğin de yenisini alalım abi. Heh şimdi keskin nişancı tüfeği. Hah tüfek açılmış. Ulan tüfeğe de 2000 istiyor ya. Tüfeği ama tüfek çok iyi öldürüyordu arkadaşlar. İsterseniz tüfeği alalım. Çünkü tüfek bizim işimizi bayağı bir güzel götürüyor. Şu silahla tüfeği yer değiştirelim. Bir dakika. Tüfekte bizim kaç mermimiz var? 420 mermimiz var. Bu bizi götürür birazcık da. Başka eksiğimiz var mıydı? Otomatik makineli tüfeğin mermisine ihtiyacımız yok artık. Normal tüfek mermisine de bir bakacağım. 40 dolarmış. Şundan birazcık daha alalım. Keskin nişancı tüfeğini de artık daha sonra alırız. Yapacak bir şey yok. Tamam bayağı bir tüfek mühimmatımız var. Arkadaşlar baskınlarda bu çok önemli oluyor. Peki alet edevattan baltamız var. Bir balta daha yedek alsak mıydık acaba ya? Buz kazması diyor. Abi neyse, buz kazmasına gerek yok. Bizim baltamız yeterli. Tamam Vlad'cığım, sen gidebilirsin kardeşim. Bu güzel bir işti. Ordu'ya selam olsun arkadaşlar. Yeni gelen kardeşlerim hepsi hoş geldiler. Sefalar getirdiler. Evet, Acaristan uyrukluğu aldık. Enseledik. Şimdi 5JH plakalı bir kaçakçı arıyoruz. Hadi bakalım hayırlısı. 25 dakikamız varmış yayınımızın bitmesine. Atacağınız her bir jeton yayın süresini uzatıyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Gel bakalım. Evrakları alayım kardeşim benim. Öyle elini kolunu sallayarak giremezsin. Şimdi plakamız 90. Ne diyorum be? Ne diyorum, bir sus be, evranı kontrol edeceğim ya. Ahti Kurema. İsimler tutuyor. Bu da tutuyor. Abi bu da tutuyor. Pasaport numarası da tutuyor. Geçerlilik tarihlerimiz okey. Bu da geç. Aa bak, bunun yarın bitiyormuş ama tutuyor abi şu an. Covid aşısı olmuş. Bakalım 2 hafta geçmiş mi? Geçmiş abi. Tamam. Buradan da sıkıntımız yok. Aracımız Varilla diyor. Evet, Varilla 4x4. Arabanın ağırlığı tutuyor mu? Bir ona bakalım. 1745. Ah be, maksimum ağırlıktan patladı. Araç ağırlığından patladı bu vatandaş. Diğerlerine bakmaya gerek bile yok abi. Kaçakçı olma ihtimali de yok çünkü plakası tutmuyor. Kardeşim benim, seni biz alamayacağız içeri. Sen giriş şeylerine takıldın ya. Kusurumuza bakma. İnceleme bitti. Reddedildin dostum. Reddedildi abi. Abi abonelere özel yaptık orayı. Bakalım kaç tane kardeşim abonelere özel bir şekilde bizi oradan izlemeyi tercih edeceği, deniyoruz bakalım. Sıradaki gelsin. Aha, Recep İvedik geliyor. Gel lan. Çok seviyorum bu arabayı ya. Gel gel. Evrakları alayım kardeşim. Ulan kocaman adamsın. Sığıyor musun sen bu arabanın içine ya? Yoldaş, sana pandemi esnasında nasıl zinde kalacağını anlatacağım. Bunu birkaç yıldır yapıyorum ve hiç hasta... Ya oğlum bir sus be ya. Bir sus be ya. Bak adam beni, yemin ediyorum burada. Bak beni burada. Kelime yapıyor bana burada. Badar Dava. Adamın adı Badar'mış, soyadı Dava'ymış. Covid aşısı olmuş. 15 Şubat'ta olmuş. Tamam. Geçerlilik tarihlerimizde bir sıkıntımız var mı? Yok kardeşim. Kazakistan Cumhuriyeti. Pasaport numaramızı kontrol ettik. Aracımız Mikros. Evet. Ağırlığımıza bakalım. 1 ton olması gerekiyor mu? Oo, 990 kilo olması lazım. 1150. Abi bakar mısın? Bülent'cim kesene bereket bu arada. Diğer kardeşlerimin de kesesine bereket. Arkadaşlar her bir jeton yayın süresine ekleme yapıyor. Bilginiz olsun. Bakalım kim yayını uzatacak? Kardeşim sen şeyden patladın yalnız. Araç ağırlığından patladın sen de. Diğerlerine bakmaya gerek yok. Plakası neymiş? PVN 4556. 5JH değilmiş abi. O yüzden yapacak bir şey yok. Seni sokamıyoruz be Badar'cım. Seni sokamıyoruz aslanım. Reddedildin kardeşim. Yapacak bir şey yok abi. Yok Baran, bu kaçakçı değil abi. Bu adamın şüpheli bir tavrı yok. Sıradaki gelsin. Yalnız ne oluyor lan? Allah, saldırı. Oğlum herif kaçtı içeri. Ya firari var ya. Firari var ya. Oğlum bu arabayla yetişemem ben ona ya. Allah kahretsin ya. Abi içeride de çatışıyorlar. Abi burası saldırı altında ya. Ne yapacağım ben? Firari'yi durdur diyor. Firari kaçsın anasını satayım. Sınırı koru. Sınırı koru. Ulan firari kaçtı diyorsunuz. Sınıra saldırı var anasını satayım. Mal mısınız siz? Allah Allah, mermim bitti. Mermim bitti. Kaç, eve gir, eve gir. Oy, evin yanında patladı bomba. Abi her yerden geliyor adiler. Her yerden geliyor, her yerden. Merhaba kardeşim. Abi ilk kez böyle bir şey başıma geliyor yalnız benim ha. Hem firari olup hem sınıra saldırım olup. Aha bomba attı. Abi çok sıkıntılardayız şu an. Şu an acayip sıkıntılardayız. Ya keşke keskin nişancı tüfeği de alsaydık ya. Tamam, indirdim. Oo, bayağı adam var. Allah, dürt. Abi. Oğlum bir bitmediniz. Oğlum bunlar ne zaman bitecek? Allah, geldi. Çapraz. PUBG'den hatırladığın kadarıyla. Of, çok mermi aldım. Çok. Of. Ekran karardı. Tamam, bunu da indiriyorum abi. Abi mermi bitiyor ya. Ne mermi yedik ya. Üç kişi kaldı diyor. Nerede bu adiler? Neredesiniz lan? Abi kalan 3 kişi diyor. Arkadaşlar sıkıyorsunuz da bana sıkıyorsunuz, anasını satayım. Kafanız mı güzel? Allah Allah. Oğlum adamlar nerede? Hepsini vurdum. E kalan 3 diyor. Ne alaka? Oğlum mal sıkmayın boşuna. Adam yok, adam. Allah Allah. Siz görebiliyor musunuz? Firari'den mi basıyor? İçeri mi girdiler? Yok artık. Abi yok. Kafayı yedi. Vallahi kafayı yedi. Abi adam yok ki. Kaçan araba. Bence bug'a girdi abi. Dur bir dakika. Ben bunun çaresini biliyorum. Şuradan bir uzaklaşalım bakalım. Şunlardan biri mi acaba? Karakolu savunmaya geri dön diyorsun da adam yok, anasını satayım. Manyak mısınız oğlum siz? Allah Allah. Bir dakika, geri dön. Abi bir dakika, ben ne yapacak onu merak ediyorum. Aha, buradalar. Ya nasıl başarısız ya? Adamın asabını bozuyor ya. Firar falan etmedik be kardeşim, mal mısınız ya? Oğlum ne illet bölünmüş bu, anasını satayım ya. Ne illet bölünmüş ya. Al. Bir dakika. Şimdi bu çatışmayı bir daha yaptıracak bize. Şurayı bir önce patlatalım. Heh. Şu bir. Emrecim kesene bereket. Allah'tan silahım çok iyi. Silahım iyi de biraz daha mermisi fazla olsa keşke. Geliyorlar bak baba, dağdan iniyorlar bak. Gerillalar, anasını satayım. Bildiğin gerilla bunlar, anasını satayım. Merhaba. Oğlum çok geriden saldırıyor bizim adamlar, biliyor musunuz? Çok geriden saldırıyor. Birazcık öne gelmeleri lazım. Sen nereden sıkıyorsun lan? Abi tuvalete saklandım. Düşmana ait bir araç geliyor diyor. Böyle havaya uçur. Allah belanı. Abi ben anlamadım. Yemin ediyorum anlamadım. Ben bugün bu olayı anlamadım ya. Bugün ben bu olayı anlamadım ya. Ya abi dur yoldaşına ya. O bombanın içinden o adam nasıl sağlam çıktı birader? He? O bombanın içinden o nasıl sağlam çıktı? Gelsinler lan bakalım. Gelin gelin. Gelin bakalım. Al. Herif bir bomba atıyor. Yemin ediyorum var ya. Sanki korner atışı kullanıyor şerefsiz. Bak 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 bak. Atlan kesene bereket abi. Arkadaşlar hiç asa geldi mi? Ben görmemezlik yaptıysam kusuruma bakmasın. Abi mermi çok çabuk bitiyor ya. Yalnız ben bugün farkındaysanız ne zaman bomba atsam akabinde öldüm anasını satayım. Gamer hoş geldin. Şimdi bak, şimdi bir dakika. Bak şimdi bak, bak 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 bak. Araba geliyor. Allah bomba! Ben bir şey demiyorum abi. Yemin ediyorum ben bir şey demiyorum. Ben bu bölümü geçemeyeceğim galiba. Vallahi ben bu bölümü geçemeyeceğim galiba. Bugün gerçekten var bir şanssızlık ya. Abi yeter. Bu sefer de geçemezsem ben kapatırım yayını ha. Ben söyleyeyim size. Umurumda bile değil yani. Ben... Oğlum bu nasıl bir cenabetlik ya? Şu bir. Şu iki. Şu üç. Şu dört. Aa gitti herif. Sakin oynayacağız abi. Dur sakin oynayacağız. Yok abicim ben o bombayla öldüreceğim o arabayı ya. İnat ettim anasını satayım. Ha dur öyle dur. Merhaba. Abi elimiz hamlaşmış. Bu arada son dizciye teşekkür ediyorum. Yayını uzatmaya çalışıyor ama yetmiyor galiba. Gelin gelin. Gelin lan gelin. Korkmayın gelin. İkidir zaten öldürüyorsunuz. Ananı avrat. Ah. Abi bu bombalar çok beter ya. Bir benim bombalar işe yaramıyor be birader. Baba bomba attı bak. kesene bereket. Allah kahretmesin. Ferit yayına can suyu verdi resmen. Abi bak şimdi gaza geldim ha. Yemin ederim şimdi gaza geldim. Sizin ağzınıza tükürürüm lan. Gelin lan buraya. Gel buraya, gel gel. Kalk 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 gel. Al. Alacağım abi, hepsini aşağı alacağım. Rahat olun siz. Oo gitti 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 gitti. Gitti 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 gitti. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Gel buraya gel. Nereye gidiyorsun birader? Bir kişi kaldı. Ahan da orada. Bak buradan vuracağım onu bak. Sana bir şey söyleyeyim mi? Okka gibi uzaktan aldım. Ferit'in o güzel kesesine bereket, sağ olsun. İyi iş. Bu işi becerebilecek kapasitede olduğum belli. Komiser sevinecek diyor. Abi anam ağladı yalnız ha. Yemin ediyorum anam ağladı. Arkadaşlar Twitch ismimiz de Ebeveyn Game, bilginiz olsun. Ama şu an... Of çok yoruldum be. Selam. Sıradaki gelsin. Abi birazcık kontrol yapalım ya. Abi buraya baskı olmasın, yemin ediyorum hayatımız kaydı vallahi. Al. Seni şimdi abi ya, arabayı değiştirseydim keşke ya. Bu arabayla nasıl yetişeceğim ben buna ya? Al firari. Oğlum bu araba tutusunu kaldıramıyor ki. Oho. Bununla ben gideceğim de, bunu yakalayacağım da. Mümkün değil, mümkün değil. Adam bastı. Aa dur lan, gördüm. Yavaşla lan. Yavaşla lan. İyi Allah'tan öndeki de şey. Araba yüklü bir de. Aynen öyle abi. Arabamız ağır ağır. Arabamız ağır kardeşim benim. Ama sanki yakalarmışım gibime de bir his geldi şimdi içime. Bak bak bak, polis merkezinin oradan geçiyor bak. Abi dönüşte de şu yükleri bırakalım. Şimdi. Ağzına tüküreyim senin ben. Hadi lan biraz hızlı be, biraz hızlı be. Cık. Mustafa diyor ki abi saat markası ne kolundaki? Abi ona mı dikkat ettin? Huawei Watch GT 2. Yine bize şehir turu attıracak bu belli. Belli belli. Belli şehir turu attıracak abi. Başka bir derdi yok bunun yani. Ama benim de adım Ebeveyn Games'e. Ben bunu yakalayacağım abicim. Bak görürsün. Bugünkü bu şanssızlığımızı bununla kıracağız. Kapat abi sirenleri. Gözümüzü alıyor. Kapat abi sirenleri. Bak şimdi ben bunun anasını ağlatmaz mıyım? Sen dur, sen dur. Zıçtığın yere kadar kovalayacağım seni, dur. Bak şimdi. Yapıştır. Ya buraya gel. Ne oldu? Ağzına tükürdüğüm. Ne oldu ağzına tükürdüğüm? Abi kusura bakmayın. Normal şartlarda bu adama bunu yapmazdım. Ama beni çok uğraştırdı. Hayda. Ne oldu şimdi? Oğlum bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey söyleyeyim. Hanginiz duş almadan geldi yayına? Abi hanginiz duş almadan geldi yayına? Lastiği patlatınca araba oturdu. Abicim bu nasıl bir şanssızlık bugün ya? Hayatım kaydı yemin ediyorum. Ferit! Ferit 450 jetonla krallıktaymış. Ferit 3 tane mausa gönderdi. Kesesine bereket Ferit kardeşim benim. Abi çok uğraştık bugün ama valla. Son 13 dakikaya girmişiz. Bakalım yayını uzatacak bir baba yiğitimiz olacak mı? İyi polis üstünde, güzergahımızın üzerinde abi. Polis üstüne de uğrarız. Oradaki kaçak mallardan da paramızı kazanırız abi. Yine adam akıllı yolumuza devam ederiz. Çünkü bugün gerçekten... Ben bu oyunu oynadığım süre boyunca bu kadar fazla öldüğümü hatırlamıyorum. Aa pusu yedik. Kaç kaç kaç, pusuyla uğraşamam, lastiğim patlak. Aracı boşaltmayı unutma. Evet evet abi, aracı boşaltacağım. Aracı boşaltacağım çünkü Bir nevi iyi oldu bu araçla gelmemiz. Ama Zavet'le daha hızlı yakalardım ben onu. Ben size söyleyeyim yani. İn abicim aşağıya. Hemen. Merhaba Teğmen. Şu şeyleri al bakayım. İyi, 25 tane kaçak mal, 624 dolar para verdi bize abi. Allah bereket versin. Çalıştır arabayı. Hadi gidiyoruz. Şuraya bak, ön camımız her yerimiz kırılmış be birader ya. Abi aslan atsalar kaç dakika? Abi sabaha kadar yayın yaparız herhalde, aslan gelir. Mahkum kaç tane? Mahkumun kaç tane olduğunu çok bir önemi yok Rıfatçım, çünkü şey, hapishaneyi büyüttüm ya. Bir tık daha fazla mahkum alabiliyoruz yani normale göre. Güzel bir şekilde. Şöyle rahat rahat onlar orada keyiflerine baksınlar. Zamanı gelince onları da transfer ederiz, göndeririz abi. Arkadaşlar oyunumuzun adı Kontraband Polis Simülatör. Oyunun ismi her 100 beğenide şurada çıkıyor olmasıyla. Bir diyeceğim. Evet şimdi çıkıyor. Abi her 100 beğenide oyunun... Ana arabaya bak, dik oldu lan. Şurada çıkıyor oyunumuzun adı. Yok RTX 4090 yok. 3070 var bende. O kadar para nerede oğlum? 4090 alabilecek yayıncı yoktur yani şu an TikTok'ta kolay kolay. Ha, varsa da çok istisnaidir yani. Yetiyor be 3070. İdare eder ya. Allah bereket versin. Ana Vlad'ın aracı hala burada. Gençler hazır bu eleman buradayken biz birazcık şey de alalım kendimize. Silah neyin alalım, bir şeyler alalım. Repni sen bu arabayı bir tamir et. Ferit Tezcanlı. Ferit Beşiktaşlı mısın Ferit? Ferit Beşiktaş marşını çaldırdı valla. Harbi Beşiktaş marşını çaldırdı adam ya. Tamam şimdi mermimizi alalım abicim. Hazır burada ne güzel duruyorken. 2800'müş. Abi keskin nişancı tüfeği almak istiyorum aslında ama çok para ya. Ona bizim paramız yetmez yani keskin nişancı tüfeğine. Tamam. Şu son baskında kullandığımız mermilerin hepsini geri aldık. Çok güzel. Ferit Galatasaray. Ah Ferit. Galatasaray marşları şeylerde çalıyor. Kalbim ellerinde de çalıyor. Bir de tropi ödülü var ya bir tane, onda Icardi çalıyor, bilgin olsun. Sıradaki gelsin. Abicim süreyi sadece atacağınız jetonlar arttırıyor biliyorsunuz. Bak 11 dakikamız daha varmış. Ferit bugün babalık yapıyor yayındakilere. Efendim merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Bakmayın efendim sığır gibi, evrakları verin. Alama geri ver diyor. Çeyizime koyacağım. Adı Koydu, soyadı Oper. Evet. Covid aşısını 29 Nisan'da olmuş. Geçmiş olsun abi. Geçmiş olsun. Covid aşısı şu an tutmuyor bunun. Süreyi karşılamıyor. Neye? Giriş yönetmeliklere takıldı. Abi bu adamın başka şeyine bakmamıza zaten gerek yok. Covid'den dolayı alamıyoruz biz bunu içeri. Zaten kaçakçı olma ihtimali de yok. Bak kaçakçı olma ihtimali olan şeyler de temizlenmiş. Böyle sen bak çok daha bakarsın sığır gibi. İnceleme bitti kardeşim. Reddedildin. Alamıyoruz abi. Yapacak bir şey yok. Sıradaki gelsin. Hadi biraz seri, biraz seri, biraz seri. Merhabalar. Hoş geldiniz efendim. Evraklarınızı siz de bir dışarı alalım lütfen. Dışarı alalım lütfen. Nasır Gül. İsim tutuyor. Tamam. Pasaport numarasına bir bakalım arkadaşlar. O da tutuyor. Geçerlilik tarihi al. Geçerlilik tarihinden patladı bu da. Abi bir tanesi bile evrağını düzgün getirse var ya, yemin ediyorum kafamı şey yapacağım ya. Yok. Al bu da patladı. Bitiş tarihinden patladı. Abi ben diğerlerine artık bakmıyorum. Foto. Bakayım fotoya. Foto da mı uyuşmuyor? Ana foto da uyuşmuyor vallahi. Hadi onu da işaretleyelim. Ya zaten bir tane uyuşmayan yakaladığımız zaman geri kalana çok bakmanın da bir manası yok. Sadece ben şunu istiyorum. Yayına yeni gelenlerden. Herkesten istisnasız bir yukarıdan takibe de basmalarını istiyorum. Arkadaşlar kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Yukarıdan takibe de basıyoruz. Mutlaka basıyoruz. Bak gece 12'de yayınlarımız var. Kaçırırsınız abi. İnceleme bitti. Reddedildin dostum. Supan Guliyev. Kesene bereket. Feritçim senin de kesene bereket abi. Sağ olasın. Bence bugünkü buradaki yani oyundaki işimiz bitti gibi duruyor abi. Plakaya bakmaya gerek yok ya. Plakaya bakmaya gerek yok. Bu artık tamam. Kaçakçı değil, bir şey değil. Hadi aslanım yürü bakayım. Supan'dan bir parmak kalp gelmiş, bir de kesesine bereket. Paydos. Tamam abi, yatalım. Ertesi güne temiz temiz başlayalım. Ben bunlarla uğraşamayacağım yoksa. Yat. Reis, Burak Oyunda gibi bir giriş yapar mısın? Yapamam abi, o Burak Oyunda'nın bir girişi yani. Devam ediyoruz. 17K beğeni demeyiz. Püü, püü. Bölüm 6. Güneyde anlaşmazlık. Yoldaş, güney komşularımız arasında anlaşmazlık nedeniyle sınırda yük trafiğin artmasını bekliyoruz. Parti ülke ekonomisini korumak için uygun kısıtlamalar getirdi. Bakalım kısıtlamalar nelermiş? Oo, bir sürü de yeni kaçakçımız var. Size bir şey söyleyeyim mi? Bizim bayağı bir işimiz var ha. Şimdi yurt dışı mal limiti. Partinin kararı ile ülke ekonomisini korumak amacıyla güney ülkelerinden mal nakliyesi geçici olarak sınırlandırılmıştır diyor. Bak bunları iyi dinleyin arkadaşlar. Belirli bir kategorideki maksimum ürün sayısı. En fazla 6 tane gıda olabilir. 3 tane ev aleti, 4 tane kimyasal olabilir. Bunlardan fazlasını taşıyan araçları almayacağız arkadaşlar. Okey miyiz? Bunları iyi aklınızda tutun. Kaçakçılarımız, 35 yaşında bir kaçakçı arıyoruz. Plakası 4DPU olan bir kaçakçı arıyoruz. Kırık camları olan bir kaçakçı arıyoruz. Kırmızı renkli bir aracı olan kaçakçı arıyoruz. Mert'cim hoş geldin. Bir de uyruğu birleşik rally olan bir kaçakçı arıyoruz. Bunları ara ara bakalım. Aklımızda tutmamız zor olur arkadaşlar. İlk görevimize sıradakini çağırıp başlayalım bakalım. Arkadaşlar her 100 beğenide oyunun adı şurada çıkıyor bak. Merhaba. Aleykümselam, hoş geldiniz. Evraklara bir bakalım şimdi. Hamza Çizorik. Hamza Çizorik tutuyor abi. Bu da tutuyor. Bu da tutuyor. Şimdi Kazakistan Cumhuriyeti'ndeymiş. Doğum tarihine bakalım. 26 yaşında, tamam. Pasaport numarasına bir bakalım, doğru mu? Bu da doğru. Geçerlilik tarihlerimiz de tutuyor. Bunda bir sıkıntımız yok. Tamam, buradaki evraklarda bir şey yok. Aracımız Zagır 53'müş. Bakayım. Zagır 53'tü galiba değil mi? Ben bir tek bunu aklımda tutamıyorum galiba. Zagır 53 mü? Evet abi, Zagır 53. Ağırlığı kaç kiloymuş? 4480. Ah! Maksimum ağırlıktan patladı bu abi. Araç ağırlığından patladı bak. Araba 4240 kilo olması gerekiyormuş. 4480. Ama bu adamın kaçakçı olduğuna dair burada belirtiler var. Çünkü kırık camı var arabanın. Tamam mı? Plakası tutmuyor. Ama kırık bir cam gördüm abi bak. Bu kırık cam benim aynen öyle sizlerin de olduğu gibi midemi bulandırdı. Şimdi kardeş sen bir aşağı in bakayım Hamzacığım. Hadi koçum. Geç şöyle ötede dur. Senin arabayı bir kontrol edelim biz. Ver mor ışığı. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım abi. Lastik sıkıntı yok. Abi yılan simgesi görürseniz haber veriyorsunuz. Bak inikte tekeri var ha. Arabanın ahı gitmiş vahı kalmış. Abi bir şey göremedim ben ama. İçeride var mı motor aksamında? Buna motor yapmışlar bak bu arabaya. Yo, bunda da bir sıkıntımız yok. Arabanın içine bir bakalım. Bak bak sakın koltuklarımı kirletme diyor. Sana mı soracağım lan? Ata azlı. Ulan inşallah kaçakçı çıkarsın da canını okurum senin ya. Tavanda falan var mı bir şeyler? Yok abi, bu araba temiz duruyor ama bilemedim. Arka sağ tekerde. Hani lan? Yok arka sağ tekerde bir şey. Bu iki tane domuz taşıyormuş abi. Bu yükler zaten tamam. İki tane domuz var. Tamam, bu herif kaçakçı değil. Ama neye takılmıştı bu? Araç ağırlığına takılmıştı abi. O yüzden bunu zaten almıyoruz içeri. Ama kaçakçı olmadığını da öğrendik. Tamam. Kaçakçı olmadığını da öğrendik. Hemen şöyle inceleme bitti. Reddedildin dostum. Alamam abi. Doğukan arabanın tepesinde olmaz kardeşim. Bu sefer daha hızlı geldik diyor. Abi hızlı ilerliyoruz. Bilerek oynuyoruz çünkü. Sıradaki gelsin. Hadi bakayım, hadi hızlı. Pati çekiyor bak bak. Bu araba daha önce gelmemiş miydi? Bu araba bak bir kaçakçı arabasıydı ha. Supandan jetonlar geliyor. Arkadaşlar atacağınız her bir jeton yayın süresine ekleme yapıyor. Bakın 4 dakikamız kalmış. Evrakları alayım. İsat Işık. Tutuyor abi. Pasaport numarası. Aa, pasaport numarasından patladı. Geçmiş olsun. Süleyman Arif Köş, hoş geldin. Sefalar getirdin. Abi şimdi bir dakika, bunun bir kaçakçı olma ihtimali mi var? 4789XD. Yo, plakadan dolayı değil. Rengi de tutmuyor. Birleşik Rally'li de değil. Abi bu adamın yaşı mı acaba? 35 yaşında. Arkadaşlar 35 yaşında, 35 yaşında. Bir dakika. Koçum in bakayım bir aşağı sen. Aslanım aşağı in. Aynen in bakayım aşağıya. Bu kesin kaçakçı arkadaşlar. Ben adamı gözünden tanırım bak. Ferit, kesene bereket. Ferit eklemeyi yaptı valla. Dur bakayım. Ulan bu kaçakçı çıkarsa var ya çok mutlu olacağım ha. Vallahi kaçakçı. Abi yaş 35 ise yakaladık abi. Bak yılan simgesini görüyorsunuz değil mi? Bak bak, görüyorsun yukarıda yılan simgesini. Senin o ağzına tükürdüm oğlum. Getir abi. Baba baba. Nereye? 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 Hayır hayır. Ay ağzına tüküreyim senin ben. Abi nasıl öldüremedik biz onu? Abi bir çekil ya. Ay ağzına tüküreyim Replin senin. Ay senin ağzına tüküreyim ben Replin. Kaçtı herif. Kaçtı. Oha 13 dakika oldu. Ferit'ten neler geldi öyle. Abi nereye gitti bu? Önden git. Abi kaçacak bu. Bu kaçacak. Hadi bakayım. Yapıştır. Abi Ferit. Ömer Kıran ve Ferit şu an bombardıman yapıyor. Yayını 20 dakikaya çıkardı neredeyse. Güzel abi. Güzel. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ben de merak ediyordum bölümün devamını. Hadi bakayım. Abi Ferit şu an rekor kırıyor. 18 dakikaya çıkmış abi yayınımız. Yemin ediyorum hayır duası aldılar ya. Ömer'le beraber Ferit hayır duası aldılar şu an. Yalnız arabam bir tık daha hızlı gitmeliydi. Bir tık daha, bir tık daha. Keşke arabayı değiştirseydik. Ama işte firari olduğu zaman arabayı değiştirtmiyor abi bize. Öncesinde değiştirmemiz gerekiyor. Hatırlatın, hatırlatın, geri döndüğümüzde arabayı değiştirelim arkadaşlar. Yoksa böyle olmaz. Gel lan buraya gel. Gel senin ağzına tüküreceğim. Gel. Yok yok, gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Yakaladım oğlum seni ben. Arkadaşlar 22K beğenideyiz. Sizlerden de ricam, bak Ferit'le Ömer kardeşimiz yükleniyorlar. Supan da yükleniyor. Ama sizler de bir beğeniye yükleniverin de şu kardeşlerimize bir teşekkür mahiyetinde olsun. Hadi bakalım. Ha bak serseri o iş bende diyor. Yüklen abi, 50K'yı hedefliyoruz şu an. Sana var ya bir koy. Oo çok pis koydum. Ne oldu? Baba beni rahat bırakın diyor. Arkadaşlar size soruyorum. Yemin ediyorum size soruyorum. İpini çekeyim mi götüreyim mi? İpini çekeyim mi götüreyim mi abi? Sık diyor. Vur. Tutukla. Tutukla. Çek abi. Sık. Götür. Abi götür diyenler var, sık diyenler var. Oğlum seni hapislerde sürüm sürüm süründüreceğim. Tamam abi, bu sefer tutukladım arkadaşlar. Bu sefer tutukladım. Ama senin o arabanın ağzına tükürürüm ha. Bir dakika arkadaşlar, bir izin verir misiniz? Abi sinirimi bozdu herif ya. Ya kaçak malları salla anasını satayım. Bizim parayla pulla işimiz yok. Ben onunla vakit kaybedemem abi. İşe dönelim biz. İşimize gücümüze gidelim ya. Neredeyiz biz? Oo bayağı da uzaklaşmışız ya. Tutukladım, tutukladım abi. Tamam siz tutukla dediniz, ben de tutukladım. Siz tutukla dediniz, ben de tutukladım abi. Zex'cim nereye gidiyorsun Zex? Arabayı değiştireceğim şimdi. Gittiğim zaman arabayı değiştireceğim arkadaşlar. İyi hatırlattınız çünkü... Yemin ediyorum başımıza iş o bizim. Mehmet diyor ki 500 beğeni diyor. Vallahi Mehmet parmaklarına sağlık. Şu an 28K beğenideyiz. 50K hedefledik abi. 50K olunca ben susarım zaten. Normalde 100K'da susuyorum biliyorsunuz. Oyunumuzun adı Contraband Police Simülatör arkadaşlar. Of pusu yedik. Kaç. Kaç abicim kaç. Kaç, ben işime gücüme gideceğim. Bak ben beladan uzak durmaya çalıştıkça bunlar bana saldırıyor. Vallahi saldırıyor. Ya sorma Rıfat, 1 saatte 28K sadece beğeni almışız ya, çok enteresan. Bu oyunun fiyatı 190 lira olması lazım arkadaşlar Steam platformunda. Eğer oynamayı seviyorsanız kaçırmayın derim size. Abi ne gittik be, ne gittik be, hadi be. Hah geldik. Şimdi şu tutuklumuzu Hemen abi şunu şuraya koyalım. Şimdi nerede tutuk? Oha, sıfır yanaşmışım ha. Bakar mısın? Bak 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 bak, değmiyor ama sıfıra sıfır yanaşmışım. İyi halt yemişim. Kapıyı nasıl açacağım anasını satayım? Buradan. Yok, buradan açılmıyor. Hay ağzına tüküreyim ya. Hay ağzına tüküreyim ya. Kapat şu kapıyı. Ne yapıyorsun lan? Ata hızlı. Cezaevine. Tamam. Abi 50k hayırlı olsun. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. Repni şunu bir tamir et. Hatta salla tamir eti, zaveti ver abi bana. Tamam, arabayı değiştirdim. Al, bu daha hızlı en azından abi. Bu daha hızlı, tamam. Süperiz. Devam ediyoruz. Kapının da içine etti karaktersiz. Şeytan diyor git içeride sık anasını satayım buna. Sıradaki gelsin. Kadir'cim yapacak bir şey yok ama şimdi. Herkesin aynı anda sevdiği bir oyunu bulma ihtimalim sıfır yani. Böyle bir şey dünya üzerinde yok yani. Merhaba. Aa, yerde kaçak mal kalmış. Neymiş abi bu? Arne Ayin Salu. Tamam. Ah, isimden patladı. Abi isimden patladı bu. Bakayım, kaçakçı olma ihtimali var mı? Plaka tutmuyor abi, plaka. Kırık cam, Birleşik Rally kırmızı. Birleşik Rally'li, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Birleşik Rally'li arkadaşlar. Birleşik Rally'li bu kaçakçı olabilir. Bu kaçakçı olabilir abicim. Dikkat edeceğiz, bakacağız. Aslan bir in bakayım aşağıya sen. Hadi koçum. Ya arkadaş gelir gelmez inin aşağıya ya. İnin abicim aşağıya ya. Geç şuraya, geç. Var mı abi? Yok. Az öte dur lan. Vallahi var. Bak. Bak abi, fotoğrafı boş verin. Fotoğrafı boş verin. Kaçakçı herif anasını satayım. İçeri atacağız adamı. Adamı içeri atacağız. Ne çıktı? Bak. Koko çıktı. Parayı al, geçmeme izin ver diyor. 650 dolar. Aldım vallahi. Arkadaşlar beni biliyorsunuz. Ben bu oyunda her türlü şeyi yaparım. Aldım. Rüşveti aldım. İnşallah görmemiştir kimse. Bakayım. Ulan yine yakalandık ya. Yine yakalandık ya. Ömer Kıran. Aa, sağlıyor abicim yayınımızı. Aa, sağlıyor adam. Ömercim kesene bereket. Abi yine eksiye girdik. Abi bir sonrakinde benden şey aldırtmayın ya. Rüşvet aldırmayın ya. Vallahi billahi her defasında patlıyoruz. Şimdi kırmızı araba diyordu değil mi? Evet, kırmızı araba. Aslanım in bakayım aşağıya. İn aşağıya. Arkadaşlar rahat olun. Bu da kaçakçı muhtemelen. Var mı bir şey diye bakıyorum. Abi bir şey diyeceğim. Bunda yok ya. Ben göremiyorsam siz bakın arkadaşlar, kaçak mal var mı diye. Ama ben şimdi, koltuklar temiz, torpido gözü temiz, motorun iç kısmı temiz, sürücü koltuğu da temiz. Şimdi ön taraf temiz. Bunun tamponu yok zaten. Arkaya bakalım. Ana vallahi temiz lan bu herif. Arkadaşlar bu temiz. Tavanda yok abim ya. Tavanda bir şey yok. Temiz bu, temiz. Yok yok yok. Ana adamı boşuna şüphelenmişiz ha. Hayır, biz bu oyunda adamların üstünü aramıyoruz abi. O çok enteresan. Neyse, diğer evraklarına bir bakalım. Bunun patladığı bir şey var mıydı biz kontrol ederken? Yoktu. Arvin Altan Sük. Arvin Altan Sük. Tamam. Geçerlilik tarihi tutuyor. Ticaret sebebiyle pasaport numarası tutuyor mu bakayım? O da tutuyor. Azar'la geliyormuş. Azar, evet, aracı. Ağırlığına bir bakalım abi. 2000, 2 ton. Tamam. Ağırlık da tutuyor. Abi bizim her şeyi okey bunun. Şimdi arızalı, bakın. Bakalım bir teknik kontrol. Ülkeye girişinde herhangi bir sıkıntı yok diyor. Mal taşımacılığı, konşimento, araç ruhsatı. Plakamız tutuyor mu? Plaka YK'yi 7487 JW. YK7487JW plakada tutuyor arkadaşlar. Size bir şey söyleyeceğim. Bu adamı salmamız lazım. Arkadaşlar aşı kartı, ama aşı kartı geçen bölümdeydi. Şu an aşı kartı ile ilgili bir derdimiz yok zaten bizim. Arkadaşlar farının kırık olması, tamponun eksik olması geçtiğimiz bölümde dertti. Bu bölümde onlar dert değil. Bu adamı salabiliriz biz. Yahu far tamam, far kırık. Bak görüyorum ben de far kırık ama bak burada giriş yönetmeliklerinde farla alakalı arızalı şeylerle alakalı bir şey yok. Bunu abi bunu salacağım ben. Haklı olduğumu anlayacaksınız bak. İnceleme bitti. Onaylandı abi. Hadi sen uza bakayım. Sıradaki gelsin. Abi bir de bir patlıyor muyum? Anasını satayım ne gülerim ha. Dur kapıyı kapatalım. Tamam lan 2 dakika sabret. Evet bak geçerli giriş dedi. Belgeler temiz diyor. Yok abi. Geçerli giriş. Ne yapıyor lan? Hareket mi çekiyor bana? Ha. Evrağını uzatıyormuş. Adalet Polat. Ana Türk lan bu. Adalet Polat. Bu da Adalet Polat. Tam Zagır 53 ile gelmiş. Evet Zagır 53 arabası. Ağırlığına bir bakalım hemen. 3760. Tamam ağırlığımız tutuyor. Plaka YVV 8906 santim. YVV 8906 santim. Tamam kaçakçı tabirine uyuyor mu? Yok. Kırık cam ve kırmızı da değil. Kırık cam var mı? Yok. Yok abi. Adam çiçek gibi. Tutuyor ağırlık abi. Ağırlık tutuyor bak. 3760 kilo tattık arabayı. Maksimum 4240 kilo olması lazımmış. Tutuyor yani şu anki mevcut ağırlık bir herhangi bir problem teşkil etmiyor. Şimdi diğer evraklarına bakalım. Giriş izni, pasaport numarası tutuyor muydu? Geçerlilik tarihleri de tutuyordu. Şimdi ha, konşimentosuna bakacağız. Konşimentoya bakacağız. Hemen indirelim aşağıya. Boşalt yükü. Bak sadece zamanımı harcıyorsun diyor. Kardeşim. Sana sormayacağım. Yani ne halt yiyorum? Artistik yaparsan sana olacakları gösteriyorum. Küfür etme bana. Vallahi lastiğine sıkarım ha. Maldonado. Şimdi. 1, 2, 3. 3 tane petrol varili. 1 gazlı ocak. 2 tane deterjan. 1 tane Doritos cubun. 2 tane de Bounty. Tamam. Şimdi hemen onaylı yükümüzü karşılaştıralım. 2 deterjan mı? 2 deterjan. 3 petrol varili. Okey. 1 buzdolabı. Doğru. Değil mi? Doğru. 1 de gazlı ocak. Tamam hepsi tutuyor. Hepsi tutuyor abi. Bunlardan yana sıkıntımız yok. Sadece şeye bakmam lazım. Bu giriş yönetmeliklerinde ne diyordu? Ne kadardan fazlayı almıyorduk? Mesela 4 kimyasal. Şimdi deterjan kimyasal. He arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Fotoğraf tutuyor. Bu giriş yönetmeliklerine takıldı arkadaşlar. Bakın ne diyor? 4 tane kimyasal, 3 tane ev aleti, 6 tane gıdadan fazlasını almayacaksın. Şimdi bizim 4 tane kimyasal değil 5 tane kimyasal var. Bakın yükü bakın şurada. Bak petrol varili 3 tane 2 tane de deterjan var. Yani toplamı 5. Ama bizde maksimum 4'e izin veriyordu. Aynen öyle 5 tane kimyasaldı bu. Giriş yönetmeliklerine takıldı arkadaşlar. Ya burası Dingo'nun ahırı mı lan? Sığır. Sokabilir misin böyle içeri? Mehmet toparla burayı kardeşim. Hadi aslanım. Ömer PlayStation 4'te galiba yok bu oyun abi. Galiba yok PlayStation 4'te. Aslanım seni alamıyoruz kardeşim. İnceleme bitti. Reddedildin koçum. Yalnız bak güzel analiz yaptık. Kimi tehdit ediyorsun lan sen? Ağzına tükürüm senin ha. Al lan. Umurumda bile değil. 20 dolarımı feda ederim senin o dandik lastiğin için. Al lan bir tane daha. Bak kusursuz inceleme. Çok güzel dedi. Yat dinlen diyor abi. 6 dakikamız kalmış. Devam ediyoruz. Oyun Steam'de satılıyor. Ben bilgisayar versiyonunu biliyorum arkadaşlar. 190 lira olması lazım yanlış hatırlamıyorsam oyunun fiyatı. Aynen Rıfat. Ya Ömer bir normal soruyor bu arada. Ali'cim nereye gidiyorsun be kardeşim? En heyecanlı yerinde bırakılır mı? Bakalım bize ne görev verecek. Yoldaş, umarım iyi uyumuşsundur. Bir sonraki iş gününe hazır mısın? Hazırım tabii oğlum biz. Biz ezelden beridir hazırız. Hemen gelsin abi sıradaki araba. Hadi 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 çabuk. Aa kırmızı araba geliyor. Dur bakayım. Yemin ediyorum kaçakçı geliyor bak. Dur Muhammed dur dur. Kaçakçı geliyor kaçakçı. Gel aslanım gel. Gel. Gel böyle babala. Gel gel. Arkadaşlar kırmızı araba. Abi $650 aldın yolsuzluktan $800 kes. Ya sorma Doğukan ya. Aslanım in bakayım aşağıya sen. İn aşağıya. Ne halt yiyorum? Birazdan göreceksin ne halt yediğimi. Abi kesin kaçakçı. Kesin kaçakçı. Hislerimde yanılmam ben bu konuda. Ön tamponda da bir şey yok. Bir de içeri girelim bakalım. Burada bir şey bulamazsın diyor. Ulan bir bulursam var ya şu an o kadar çok istiyorum ki bulmayı. Oğlum herif temiz lan. Abo. Dur bakayım. Vallahi buraya kadar temiz çıktı. Sağ arka lastik. Ya Selman yok yok. Sağ arka lastik inik güzel kardeşim benim. Sağ arka lastik inik. Sağ arka lastikte bir şey yok yani. Kaçakçı değil bu herif. Şimdi 2 tane tuvalet. 2 tane gazlı ocak. Bir buzdolabı. 1, 2, 3 de kimyasal var. Allah Allah. Bu herif kaçakçı değil mi ya? Vallahi bir de yemin ettik ya. Tövbe 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 tövbe. Abi harbiden kaçakçı değilmiş bu herif. Adamın pis günahını aldık. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Adamın evraklarını da almamışız biz. Evraklarını ver lan. Ha klozet içleri. Çok güzel çok güzel. İnşallah çıkar. Ulan çıkmadı vallahi. Mehmet. Memo. Toparla kardeşim. Şimdi eşyalara bakacağız. Adaşım hoş geldin. Abi şimdi hemen. Ne diyor? 4 gazlı ocak, 2 gazlı ocak diyor. Zaten bunun konşimentosu yanlış bir kere. Konşimentosu yanlış bir kere. Değil mi? Biz 2 tane gazlı ocak saydık. Klozetin üstünde yok yok. Olsaydı görürdük. Arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim. Hiç gerek yok. Zaten konşimento hatalı. Aslan. Seni sokamıyoruz içeri. Konşimenton sıkıntılı. Reddedildi abi. Ya varillerin içine bakmaya gerek yok abi. Gerek yok. Üstünde gösterirdi zaten o varillerde eğer bir şey olmuş olsaydı. Sıradaki gelsin. Kaç dakikamız kalmış? 2 dakika 36 saniyemiz var. Arkadaşlar atılacak her jeton yayın süresine ekleme yapıyor. Bakın biliyorsunuz bunu. Merhaba hoş geldiniz. Evet abi gerekçeli red verdi. Bahri Ganbat. Eşleşti abi. Geçerlik tarihi tutuyor. Aa bak bu buradaki geçerlik tarihi patates. Buradan patladı abicim. Buradan patladı. Tamam bitiş tarihi işaretledi. Yalnız şunu fark ettim. Detaylı inceleyince daha çok para veriyor. Şimdi kırık cam, kırmızı araç, plaka 40. Yok tamam. Kırık cam var mı? Var. Bak şimdi bir dakika. Bu da kaçakçı olabilir. İn bakayım aslanım. Tarçın teşekkür ederim kardeşim benim. Ulan bu kaçakçı çıkarsa var ya ummadık taş baş yaracak ha. Bu ne? Temiz. Temiz temiz temiz. Tarkan'a, Metin'e teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar jetonlar için. Yani buralarda kaçak mal şu an göremedim ben. Ön kaputa bakalım bir de. Abi ön kaputta da bir şeyimiz yok. Temiz. Ömer ekliyor abi. Ömer ama bir şey söyleyeyim mi? Asa gibi eklemiyor abi. Abi buralar temiz ya. Buralarda bir şey yok arkadaşlar. Bu adamın eğer şeylerde sıkıntı yoksa Bahri bekle 2 dakika. Bahri bekle sen. Ne satıyor bu? 2 tane, 3 tane keçi. Değil mi? 1, 2, 3. 3 keçi. 1 keçi demişsin konşimentoya. Ulan ne yapıyorsun sen anasını satayım ya? Zaten bu bitiş tarihine de takılmış. Tamam konşimento da hatalı. Yapacak gram bir şey yok. Bahricim sen patates oldun kardeşim. İnceleme bitti. Reddedildi. Yok abi bunda sıkıntı yok yani. Bunu şutlayacağız. Gitsin. Sıradaki gelsin. Hızlanıyorum. 1 dakika 48 saniyemiz kalmış yayının bitmesine. Plaka neymiş? 1335 CV. Bakıyorum abi. 40 PU tamam. Kırmızı değil. Kırık cam var mı? Bakacağım abi kırık cam var mı? Merhaba hoş geldiniz. Belgeleri alayım. İsat Ünal. Tamam, isim tutuyor. Pasaport numarası tutuyor. 11 Haziran, 6 Mayıs, 7 Aralık. Tamam, bunlar tutuyor abi. Para kazanmak istemiyoruz kardeşim biz. Biz sadece şu an işimizi yapacağız. Grazduk. Evet, araç Grazduk. Ağırlığına da bir bakalım. Umut Akıncım görüşürüz. 4130 kiloymuş. Ah tamam, sınırdan kurtardı abi. Sıkıntı yok. Aa, son 1 dakikaya girdik. Aman yarabbi. Şu an atılacak her bir asa yayın süresine ilave. Abi buralarda bir sıkıntımız yok. Şimdi kırık cam var mı? Kırık cam. Kırık cam da yok. O zaman abi konşimentoyu kontrol edeceğiz. Aç bakalım. Oha be birader. Oha be birader. Ferit. Yemin ediyorum adam şu an can öpücüğü verdi sayfaya. Şu an yayına can öpücüğü verdi. Ferit 3. dakikayı uzattı abi yayını ama bir tık daha yüklenmesi lazım. Temiz. Temiz. Oo, Ferit 10 dakika birden koydu. Arkadaşlar herkes bir çete Ferit yazabilir mi? Abi şu an bu yayını izliyorsak Ferit sayesinde ha, ben size söyleyeyim. Bir de Ömer var şimdi, yani Ömer'in de hakkını yemeyelim. Ekle. Abi bayağı bir mal taşıyormuş bu herif yalnız ha. Şimdi burada detaylı bir... Kesesine bereket. 14 dakika oldu yayın süremiz. Devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi ne diyordu bize giriş yönetmeliklerinde? Hemen bakalım. 4 tane kimyasal, 3 tane ev aleti, 6 tane gıda. Şimdi kimyasal 4 tane. Tamam, 4 sınır. 4'ten fazla olursa sıkıntı. Değil mi? Maksimum ürün 4 diyor. Tamam. Bunda bir sıkıntımız yok. 4 kimyasal okey. Gıda 6 diyordu. Tahıl çuvalıyla peynir sandığı gıda 4-2-6, o da tutuyor. Ev aleti yok zaten. Abi bu adamda sıkıntımız yok. Bu adamı salacağız içeri. Valla topla lan şurayı. Hadi Memo'cum. Hadi Memo'cum. Hayır, 4 tane maksimum diyor Galatasaray'cım. Maksimum 4 tane diyor. Onun üzerine çıkamaz yani diyor. Onu söylemeye çalışıyor abi. Yapmayın ya. O kadar anlıyor mu Türkçeyi yani? İsat, senin inceleme bitti. Gayet temiz. Kral gübreler. Abi gübrelerde sıkıntı yok. Gübrelerde sıkıntı yok. Gübre 9'a 9 tamam. Orada giriş yönetmeliklerinde de gübre kimyasal değil. Bak burada. Bak görüyor musunuz? Simgenin üzerine gidince kimyasallar yazıyor bak. Yiyecek diyor, yiyecek diyor, kimyasal, madde. Burak'cığım açık Twitch'ten de izleyebilirsin. Gübre maddeye giriyormuş abi. Yok abi bu onaylandı bu. Bu tamam, bu temiz abi. Vallahi bugün yayını bitirmeye izin vermeyecekler bak. 13. dakikada adamlar sıfırdan bir daha uzattılar yayını. Devam ediyoruz. Evet, geçerli giriş $200 verdi. Ömer ne yaptın? 21 dakikaya uzattı adam yayını. Ömer şov yapıyor, şov. Hoş geldiniz. Evrakları alayım. Sabaha kadar buradayız, sabaha kadar. Belgeler. Atmaduro. Adamın adı Dino. Dino Tungalak. Eşleşti abi. Pasaport numarası. O da eşleşti. Geçerlilik tarihlerimiz tutuyor mu? Tutuyor. Öncelikle bir kaçakçı olma ihtimaline bakalım. Kırık cam. 4 DPU. Kırmızı renk. Plaka tutmuyor. Kırık cam. Evet, kırık cam var. Kaçakçı olabilir arkadaşlar. Kaçakçı olabilir. Şuradaki evraklarına bir bakalım. Buralar tutuyordu. İlik 57. Evet, ilik 57 bu. Ağırlığına bir bakalım hemen aracın. 6285 kiloymuş. 6230. Al. Araç ağırlığına takıldı. Geçmiş olsun. Şimdi bu kaçakçı mı değil mi bir ona bakalım. Lastiklerde bir şey yok. Bu lastik kırık, kırık diyorum. İnik. Bu da temiz. Abi ilk bakacağımız yerler. Ömerciğim hayırlı geceler diliyorum. O güzel kesene bereket. Arkadaşlar Ömer'e de şöyle bir teşekkürlerimizi gönderelim. Çünkü Ömer de elinden geleni yaptı yayın süresini uzatsın diye. Tamam, bu da güzel. Abi buralarda bir sıkıntımız yok. Motorun iç kısmına bir şey saklamış mı? Yok abi. Bu da temiz. Kapat. Buraya bakalım. Yok abi, burası da temiz. Gayet güzel. Bir de arabanın içine bakalım. Sonra da kaç şeylere bakacağız. Yüklere bakacağız. Lütfen döşemeye dikkat et diyor. Ulan şeytan diyor, sok bıçağı şurada. Yamult bunun döşemesini anasını. Arkadaşlar tavanda genelde olmuyor bu arada. Aha! Önemli arama. Karakoldaki büroya dön ve yeni emirleri al. Abi bir dakika. Üst yönetimden arıyorlar. Bir dakika. Yoldaş, az önce kereste fabrikasında bir adamın hunharca dövüldüğü ve kaçırıldığına dair bir ihbar aldık. Bu konuyla şahsen ilgilenmeni istiyoruz. Arkadaşlar, kereste fabrikasında olay varmış, ben gidiyorum. Mermimiz var mı? Var. Allah, yanlış yere gidiyorum anasını satayım. Arkadaşlar, olay var, olay. Yalnız ben gidesiye kadar. Şu an 79k beğenideyiz. Şunu 100k yapalım. Rahatlayalım. Bir de hala takip etmeden izleyenler var. Rica etsem herkes bir sol üst köşeden takip ede basabilir mi arkadaşlar? Ben bu kardeşlerimi diğer yayınlarda da görmek istiyorum. Daha efsane oyunlarımız var. Rapling, görüşürüz kardeşim. Bas abi takip ede. Bas güzel kardeşim. Oo bak nasıl kaçıyor bak. Abi Zavet güzel araba ya. Bu Azerbaycan'daki arabalara benziyor bu arada Zavet. Berat kesene bereket. Ben yanlış mı gidiyorum? Yo, gayet güzel gidiyorum, tamam. Abi içten sürmeyelim, oraya buraya çarparız ya. Al. Yoldaş, kaçırma olayıyla ilgili yeni detaylar elde ettik. Kaçırılan şahıs Oberankov çetesinde gizli ajanımız olarak bulunan Grigori Belov. Acele et. Onun hayatta kalabilmesi senin ellerinde. Oha. Abi adamın hayatını kurtarma ihtimalimiz var gidersek. Dur geldim. Kereste fabrikası müdürüyle konuş. Müdür. Selamünaleyküm. Yaklaşık bir saat önce bu adam buraya geldi. Ormanlık alanda park etti ve biraz öyle bekledi. Birisini bekliyor gibiydi. Araçtan çıktığında siyah bir Zavet göründü ve içinden 3 kar maskeli adam çıktı. Zavallı adam sağlam bir sopa yedi. Kendinde değilken onu bagaja tıktılar ve güney yönünde ilerlediler. Hadi bakalım hayırlı işler. Arabayı ara. Şuradaki araba herhalde değil mi? Mor ışıkla bakmamıza gerek yok. Normal şeyle baksak olur. Aa! Cüzdan. Dur bakayım. Nerede abi cüzdan? Bir dakika bakayım. Şşş lan müdür. Müdüre Kozlov hakkında sor. Ah be Dimitri, muhtemelen yine bir poha battı. Bir yıldır burada çalışıyor. Sürekli kendi işi olmayan şeylere burnunu sokuyor. Kozlov ile konuş. Nerede abi Kozlov? Şu mu Kozlov? Ada? Yok lan bu Kozlov değil. Kozlov nerede? Ha Kozlov içerideki galiba. Selamünaleyküm. Kozlov sen misin? Oğlum Kozlov kimdi ya Rıfat? Abi Kozlov nerede? Abi şarkıyı kapat tırsın diyor. Oğlum dur tırsma da. Aha. Dimitri Kozlov. Ha buldum. Buldum. Doğruyu öğrenmeye çok yakınım. Kalan diğer izleri de incelemem gerekiyor. İyi de bir dakika ne oldu? Ben sıkmadım ki adama. Yanlışlıkla mı sıktık lan? Dur. Bir dakika adama yanlışlıkla sıktık öldürdük galiba. Arkadaşlar bir saniye dur burayı bir hızlandıralım. Adama yanlışlıkla sıktık Arif öldü lan. Arabayı ara tamam arabadan şimdi cüzdanı alalım bir dakika. Kozlov'la bir konuşalım bakalım. Müdüre Kozlov hakkında sor pardon. Katil 500 hatta 500'de yedik anasını satayım. Abi elinde silahla yapmayacaksın bu görevleri. Elinde silahla yaparsan patates olursun. Tamam Kozlov'a gidelim abi biz. Kozlov ile konuş. Tamam şimdi kaldığımız yere geldik. Alo. Dur nereye gidiyor? Kayıp şahsın arabasında cüzdanını buldum. Orada ne yapıyordun? Saçma oldu. Orada değerli bir şey bulabileceğimi sanmıştım. Kereste fabrikasında çalışmak zor ama bakmak zorunda olduğum bir ailem var diyor. Sadece bu notu buldum. Lütfen bunu al ve bütün olanları unutalım. Doğruyu öğrenmeye çok yakınım. Kalan diğer izleri de incelemem gerekiyor. Alet satıcısıyla konuşma. Sarhoş Ayıhan'ındaki deponun kontrolü, kereste fabrikası çalışanlarına sorular sormak, taş ocağının yakınındaki kalıntıların incelenmesi. Allah Allah. Harabeleri ara. Gençler yeni görevler geliyor. Hayırlı işler. Herkes kendini bir hazırlasın. Galiba oyunun sonuna doğru geliyoruz. Galiba oyunun sonuna doğru geliyoruz. Hadi bakalım, hayırlı işler. Neredeymiş harabeler? İleride sağda. Yapıştır. Ben anlamadım. Biz bordo bereli miyiz? Biz sınır güvenliği miyiz? Biz yaptığımız her iş var abicim. Her iş var bizde. Her yol var bizde. Bir dakika. Allah, gelme. Allah. Arkadaşlar silahlarımız ne durumda? Silahlarımız. İyi, mermimiz var mı? Ama birazcık daha mermi alacağım ben. Galiba fena çatışmaya gidiyoruz. Vlad, bana mermi ver kardeşim. Bana akıl verme. Bana tüfek mühimmatı ver. Ben bütün parayı basacağım buna. Çünkü bayağı bir çatışacakmışız gibi bir his var içimde. Şunları Vlad'a satamıyor muyuz ya? Biraz da bomba alalım. El bombası. El bombası işe yarıyor abi. Her ne kadar ben kullanamasam da. 5 tane alınıyormuş. Şuradan tüfek mühimmatını da fullleyelim. Abi 1000 tane mermi aldım neredeyse. 1000. Tamam, 1000 tane mermim var. O yeter. Buradan da bütün parayı el bombasına bastık mı? Arkadaşlar ben savaşa gider gibi gidiyorum şu an. Şunu şuraya koy. Şunu da şuraya koy. Ya hak. 1034 tane mermim var arkadaşlar. Hiçbir savaşa bu kadar iyi hazırlanarak gitmemiştim abi. Hadi bakalım. Hayırlısı. Bakalım ne olacak. Yavaş. Harabeleri aradığımız yeri sanki böyle 3 aşağı 5 yukarı hatırlıyor gibiyim. Çünkü oradayken bayağı bir çatıştığımızı hatırlıyorum. Yavaş lan, yavaş, heyecan yaptı anasını satayım adam. Evet, harabelere geldik mi? Geldik. Eski harabeler. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Adamlar burada. Oha, dört bir yanımda adam var lan. Oğlum her yerde adam var. Arkadaşlar bu bölüm bizim sonumuz olabilir. Of. Çok şey aldık. Yapma ya. Allah kahretsin ya. Abi taktiksel girmemiz lazım. Arkadaşlar taktiksel girmemiz lazım. Bu böyle olmayacak. Kontrol noktasından başlıyoruz. Hadi inşallah bizi şeyden başlatmaz. Heh, tamam. Abi taktiksel. Dur. Sakin. Hadi lan. Tamam, öldür. Oo, yanımda. Elinde patladı bomba. Vurdum vallahi, vurdum. Nereden sıkıyorsun adi köpek? Abi bomba atacağım da. Yok abi, bir kişi var ya. Dur, burayı temizledik. Burayı. Aha, çıktı bir daha. Sen nereden sıkıyorsun be karaktersiz? Abi ben bu bölümü zorda mı oynuyorum ya? Tamam. Gitti. Bu ne? Vallahi adamların yemin ediyorum inini bastık. Aha, KGP dosyası. Oberankov'un mektubu. Sergey, adamlarımızdan birisinin ikili ajanlık yaptığını öğrendik. Onun yüzünden dün Ivan çalışma kampına gitti. Dikkatli ol. Polis ensemizde. Boris Oberankov. Çalışma kampına gidiyoruz gençler. Bu bizi buradan sağdan sola, soldan sağa bayağı bir şey yapacak. Gönderecek gibi duruyor. Abi yapacağız. İş başa düştüyse yapacağız. Çatışa gidiyoruz vallahi. Allah'tan mühimmatımız sağlam. Hasan Efe'den jetonlar gelmiş. Arkadaşlar son 7 dakikaya giriyoruz. Ben gerçekten merak ediyorum. Bakalım ne olacak. Hızlı gidiyorum ki 7 dakikaya yetiştirelim, sizler de görün diye. Finale doğru gidiyoruz arkadaşlar oyunda. Yemin ediyorum finale doğru gidiyoruz. Çalışma kampına geldim. Oy! Gelemedim. Dikkat et abim, yolda tuzak olabilir diyor. Kardeşim artık bu saatten sonra ya herro ya merro. Bize ne yapacakları umurumda bile değil. Kardeş, Manolov anlat bakayım. Ah, muhtemelen Ivan'dan bahsediyorsun. Adam sadece birkaç saattir burada ve şimdiden başka bir tutukluyu dövmeyi başardı. Ha, bu dürttüğümüz adam. Onu diğerleriyle birlikte alt katta bulabilirsin. Kel ve kızıl sakallı olan tip. Seninle konuşacağından şüpheliyim diyor. Konuştururuz kardeşim. Gel bakayım buraya. Bu mu lan? Yok lan, bu değil. Nerede bu? Bu da değil. Diğer yerde galiba. Şuradan ineriz. Bir de oraya bakalım. Bunu nereden iniliyor ya? Şuradan herhalde. Sen misin lan Ivan? Şşş. Alo. Yo. Kızıl sakallı değil bu. Kel de değil. Bulacağız inşallah. Benim sadece tek üzüldüğüm bir şey var. Hala takip ede basmayan kardeşlerimiz var. Arkadaşlar sol üst köşeden takip ede basmanız gerçekten çok önemli şu an. Hah Ivan. Ne yapıyorsun lan? Atazlı. Adamların ajanımızı kaçırdılar. Söyle onu nereye götürdüler? Seni pislik polis. Sana öteceğimi mi sanıyorsun? Yakında öleceğim diyor. Tutukluyu konuşması için zorla. Senin için çok güzel taktiklerim var kardeşim. Bunlardan bir tanesi şöyle seni bir dürtüklemek. Küfür etme. Hadi bana söyle. Hadi koçum. Hadi. Konuş. Nereye götürdüler adamı? Bak beni delirtme. Hadi. Söyle. Hadi. Hadi bak dürterim valla. Hadi söyle. Oğlum adamı nereye götürdüler? Şşş. Alo. Hadi konuş. Abi bak var ya, yanlışlıkla öldüreceğim ben buna. Hadi koçum. Hadi. 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 Vah, sıkacağım şimdi. Gerçekten sıkacağım bak, o olacak. Hadi oğlum. Konuş. Hadi aslanım. Abi E'ye bassak da konuşmuyor ki herif. Batuhan kahraman yayını uzun. Bak abi yine aynı şeyi söylüyor. Koçum. Hadi söyle. Hadi. Hadi. Hadi aslanım. Abi bunu böyle zorlayınca söylüyordu bu ya. Tamam artık bırak beni. Çocuklar muhtemelen çoktan onu mezarlığa götürdü. Aa, mezarlığı ara. Geldi görev, geldi. Mezarlığa gidiyoruz arkadaşlar. Mezarlığa gidiyoruz. Abo. Abi ne kilometre yaptırdı bize ya. Batuhan'cım kesene bereket güzel kardeşim. Batuhan şu an yayın bitmesin diye direniyor resmen. Yapıştır. Abi burası bu oyunun finaline doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şu an siz var ya en şanslı grupsunuz yani. Oyunun finalini göreceksiniz neredeyse. Evet doğru gidiyoruz. Yapıştır. Haritayı arada kontrol etmemiz lazım. Agalar uzatın yayını, heyecan bastı diyor. Allah! Özür. Kafadan geçirdik Arif'in arabayı, iyi mi? Düz mü gidiyor? Evet abi, mezarlığa gidiyoruz arkadaşlar. Ya burası bizim sonumuz olacak ya da kurtulacağız. Aa, yavaş. Buradan mı? Hayır, yanlış. Sağdan gideceğiz. Evren diyor ki bu oyun bugün ya bitecek ya bitecek. Valla 4 dakikamız kaldı arkadaşlar. Şöyle bir 15 dakikalara çıkmış olsaydık derdim ama belki bitiremeyebiliriz. Hadi be, hadi be, hadi be. Bu arabayı da kullanması dert iyi. Valla kullanması dert. Ünleme doğru gidiyorum abi. Ünleme doğru gidiyorum da yolda durmuyor araba. Hadi oğlum be. 3 dakika kaldı C'ye, mezarlığı aramaya. Oyunda da süre bastırıyor, iyi mi? Abi bu müzikler final müzikleri. Aha geldik mezarla. Asa mı geldi? Hayır gelmedi Asa. Belov'u ara. Belov? Abi nerede olabilir? Burada. Yok. Burada da yok. Abi burada da yok. Bu adamı nereye koydular acaba? Abi müzik çok fena değil mi ya? Yok abi burada da. Buraya. Açılıyor mu burası? Cık, burası açılmıyor. Buranın başka girişi vardır. İllaki vardır. Berat'tan TikTok geliyor. Aha! Aha! Bulduk. Belov? Aha! Grigori Belov yoldaş buraya diyor. Vallahi kanı dökülmüş adamın. Yemiş ama bu adamları ha. Var mı bunun üzerinde? Tabanca mühimmatı var. Ben de şu an ekmeğimdeyim burada. Heh. Yoldaş geldim. Grigori Belov. Yoldaş beni nasıl buldun? Oberankov'un adamları burada bana işkence yaptı ama silahlarını ele geçirmeyi başardım. Oberankov'un çetesinin kanlı yumruk ile işbirliği yaptığına dair kanıtlarım var. Soyadlarını ve buluşma yerlerini öğrendim. Bir sonraki eylemlerinin ne olacağını biliyorum diyor. Abi bir dakikamız kaldı. Kalkmama yardım et. Sanırsam hastaneye gitmemiz gerekecek. Arkadaşlar yardım etmiyoruz çünkü biz şu an düşman tarafındayız. O yüzden bırak kısmını seçiyorum. Hayır, ne yapıyorsun? Belov tarafından toplanan bilgilerin asilerin planlarını bozabileceğini bilerek ölmekte olan dedektifin işini bitirmeye karar veriyorsun. Verdiğin ipuçlarına dayanarak polis Karikatka ormanlarında arama yapıyor. Kanlı Yumruğun Oberankov'un çetesiyle olan işbirliği tahmin edebileceğinden daha da derinlere indiği ortaya çıktı. Abi resmen tam bir ihanetçiyiz ya. Görev tamamlandı. 1600 dolar kanlı yumruktan yana yer aldın dedi. Abi harika. Harika, yemin ediyorum harika. Agalar hadi uzatın değil mi? Abi ana bu adam hala bizim bekliyor lan. Helal olsun lan adama. Yemin ediyorum helal olsun ya. Abi son 35 saniye galiba çıkmıyor. Çıkmıyor abi, çıkmıyor. Şimdi sen belgeleri ver bakayım aslanım. Sen bir belgeleri ver bakayım. Dino Tungalak. Evet abi eşleşti. Son geçerlilik tutuyor. 11 Mayıs tamam. Biz bunda neyde kalmıştık abi? Biz bunun her şeyine bakmış mıydık? Yok, bakmamışız daha bu adama. Buna bakmadık yani. Pasaport numarası eşleşti. Fotoğraf. Bir iner misin aşağıya? Semih. Son dakika hayat öpücüğü verdi yayına resmen. Semih'cim kesene bereket. Şimdi arkadaşlar bunu indirdik aşağı. Fotoğrafa bir bakayım. Tamam tutuyor. Abi kırık cam 4 DPU kırmızı. Tamam. Bunda bir sıkıntı yok. Ya buralara bakmış mıydık abi biz bunu, hatırlıyor musunuz? Ben bu adamı hatırlamıyorum. Ya ben bunu şutlayacağım ya. Sen git kardeşim hadi, tamam inceleme bitti. Onayladım valla. Onayladım abi. Bu çünkü kafamı karıştırdı benim. Bununla vakit harcamak istemedim size. Devam ediyoruz abi. Sıradaki araç gelsin. Vallahi gönderdim. Ya ceza yiyeceğiz. Kötü bir karardı diyor. Gitti. Gitti bilerek gitti bu. Tamam. Bu kötü oldu. Evraklarınızı alayım. Bir kafamızı toparlayalım. Belgeleri verir misiniz efendim? Nasır Şahin. Eşleşti abi. Pasaport numaramız eşleşti. Mal sahibi eşleşti. Geçerlilik tarihi 6 Kasım'mış. 6 Mayıs tamam abi var. Bu da geçerlilik tarihi tutuyor. Buralara kadar her şey normal. Aracımızın ağırlığına bir bakalım hemen. 2 ton mu? Plakaya da bakacağım. Tamam 1480 kilo. Sıkıntı yok abi. Bülent'ciğim kesene bereket. 2030 kilo. Tamam. 55-40 OPU. Aha 4 OPU. Plakadan 7. Kaçakçı arkadaşlar. Kardeşim iner misin aşağıya? İn aşağıya. Küfür etme, ağzını tükürürüm senin. İn aşağıya. Abi kaçakçı. Lastiklerde var mı? Aa son 40 saniye. Yemin ederim son 40 saniye bitiyor. Bu kadar emek boşa mı gidiyor? Lastiklere bir şey koymamış yalnız arkadaşlar. Lastiklere aha kaportaya saklamış. Bak yılanı görüyor musun abi? Ya bunlar az karaktersiz değil yemin ediyorum ya. Bakar mısın? Sigara saklamış buraya. Oha. Parayı alma. Senin ağzına tükürürüm. Yemezler bu sefer. Yine rüşvet teklif ediyor. Görüyorsunuz değil mi? Yine rüşvet teklif ediyor. Bunu buraya koyalım. Şimdi gençler buradan birkaç bir şey boşaltmamız lazım. Çünkü mesela şu tabanca mühimmatlarını şuraya koyabiliriz. Bunlar bizi mahvetti. Şu silah cephanesini de şuraya koyabiliriz. Ondan sonra makineli tüfek cephanesini de şuraya koyalım. Bahçe küreğini de şöyle alalım. Tamam. Şimdi gidelim. Şu adamın kaçak mallarını bir alalım. Al abi sigaraları. Başka vardır. Bunda kesin daha kaçak mal vardır ha. Kesin vardır kesin. Bak kaputta falan saklamıştır bu. Bak. Gördün mü? Saklanmış kaçak mal. Bak burada. Kapat bunu da. Oralarda yoktu. İçeride var mı? Vallahi var içeride de. Hemen abi kesiyoruz burayı da. Adam koltuğunun altını komple sigara saklamış ya. Vay adi köpeğe bak sen ya. Aha bak burada da var. Abi ben böyle bir şey görmedim. Yemin ediyorum adam arabanın bütün nimetlerinden yararlanmış. Bak arabanın koltuğun altına da koymuş. Bende de boş yer kalmadı birader. O kadar çok adamdan kaçak mal çıkıyor ki anlatamam size yani. Yerleştir bunları buraya. Getir abi. Allah. Motorda yoktur ya. Motora baktık abi daha ne? Motorda yoktur daha başka. Şurayı alalım. Burada var mı başka? Buralarda başka yok. Bagaja bir bakacağım. Bagaj da temiz. Tamam başka yok. Tutuklandın dostum. Geçmiş olsun. Abi hayatta onunla uğraşamam. Süremiz bitti mi? Süremiz bitmiş valla. Dur şimdi bakayım. Taş ocağında adamlarla çalışmayı dört gözle bekliyorum diyor. Mehmetciğim toparla kardeşim burayı. Valla biz bugün bu sondu. Şimdi gidip kendi işlerine ilgilenebilirsin diyor. Denetleme tamamlandı. Abi süperiz. Bugünkü Ebeveyn Game yayınının burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Güzel desteğiniz için teşekkür ediyorum. Süremiz bitmiş. Bizim de yayınımızın burada sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Bay bayın arkadaşlar.